aşkım kötü uyandım. Seni sevmeye hakkım var sandım. Bir rüyaymış aşkım kötü uyandım. Seni sevmeye hakkım var sandım. Bülbül oldum gönül bağrına dadandım. Dalını incittin sen, bağışla gülüm, bağışla gülüm. Bülbül oldum gönül bağrına dadandım. Dalını incittin sen, bağışla gülüm, bağışla beni. Resimlerini bir kalp kurmak istedim senin gönlünde. Benden esirgedin kara gözlerine. Çok baktım sahaya, bağışla gülüm, bağışla beni. Benden esirgedin kara gözlerine. Çok baktım sahaya, bağışla gülüm, bağışla beni. Evet, gerçekten buyurun. Buyurun. Bugün izleyicilerimiz yok. Teknik bir karardan ötürü izleyicilerimiz yok. Ancak benim alkışım onların yerine de geçsin. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hocam gerçekten bunu çok seviyorum ben. Böyle de kırmadın beni. Sağ ol, var ol. Ben de sizin müzikten hoşlandığınızı bildiğim için. Evet, beraber şarkı da söyledik. Bu bana daha çok haz veriyor yani. Yani karşımda bir bilenle sohbet ettiğim zaman bir başka konuşma geliyor içimizden. Yani. Bizim bilgimiz tabii iç yüreğimizdeki o sıcaklıkla özdeş. Ama ben de mesela bir rahmetli annem bir gün merak ettim bir şarkıyı. Biliyor musun o şarkı? Bir karciğer herhalde. Söylemek istesem gönlündekini dilime dolan ıstırap olur. Rastır. Hayır, rast. Rastır, yekar, öyle. Istırap olur. Yazsaydım Pınar, yani. Eğer derdimin ben evet. Bir tekini. Ciltlere sığmayan bin kitap olur. Evet. Ah ne yaman çileli insanmışım. Sunulan her zehri şifa sanmışım. Ah ne aldanmışım. Ne aldanmışım. Aldanan gönülde aşk serap olur. Sevgili izleyiciler, bilmiyorum Mecdi Gönül'ün evet. Herhalde sözleri. Müzik Selahattin Pınar. Selahattin Pınar'ın evet. Bestesi. Besteciyi hatırlıyoruz ama Güftekar aklımda değil. Bağışlasın bizi yaşıyorsa büyük bir ihtimalle öteki dünyadan bizi dinliyordur. Ancak işte hepsi gibi bu sözlerde de müthiş bir derinlik var. Yazsaydım eğer derdimin ben bir tekini. Ciltlere sığmayan bin kitap olur diyor. Ya. Adamın derdine bakın. Edebiyat yani, ağırlıklı. Ve çok da ağır bir eserdir. Bunu Sabit Atur söylüyordu. Ya. Bugün merak ettim. Sabit Atur bunu söylüyor. Dinliyorum falan. Dedim ki anneme ya ben de bu şarkıyı merak ettim. Rahmetli geldi de oğlum ben sana bu şarkıyı, güzel sesi vardı. Bu şarkıyı böyle geçtik birlikte. Ne zaman bu şarkıyı duysam annemi anımsarım. Ona da buradan nurlar içinde yatsın diyorum. Herkesin amin, ölen amin. Annelerimiz adına da bu şekilde onlara bir şarkı göndermiş oluyoruz. Biz bestecilerle devam edelim. Evet. Yani Türk müziği çok engin değil mi hocam? Hem de nasıl? Çok engin. Ve bu kaynaktan da yeteri kadar yararlanamadığımız gibi bir evet. Şey var sende, bir serzeniş var. Bizim memlekette sadece Türk müziği değil, bütün müzikler zengin, halk müziği de zengin. Yani 80'i aşkın vilayetimiz var. Her birinin ayrı bir müzik kültürü var. Hepsi lezzetli ve zevkli yani.
Yani hakikaten Anadolu son derece engin bir, son derece zengin bir kaynağa sahip. Tabii. Bilmiyorum. Sen Türkiye'ye ne zaman gittin en son? En son geçen sene gittik. Evet. Nerelere gittin? İstanbul'a gittik, Bodrum'a gittik. Tatil amaçlı. Oo. Hafif sen de bir konser. Kaymak bölümlerine gitmiş. Böyle bir konser de verdik yani. Konser verdik. Evet, birazcık konserden bahsedelim. Nasıl oldu? Kınalı'dan sahil gezisi, bütün böyle Boğaz gezisi diyelim. Gemide düzenlenmiş bir konserdi. Çok güzel geçti. Hava da güzeldi. Yaz. Süper. Mevsimi, 40 dereceymiş oraları. Şu anda. Evet. Evet. Yani özlüyorsun zaman zaman. Özlüyoruz ya tabii. Gitmek, Fırat'ı görmek. 9 senede 8 senede bir görüyoruz. Artık o kadar bırakmayız herhalde. Ya şimdi seni böyle büyükler gördüğü zaman orada. Tabii ya. Bıraktıkları o küçük Serkan olarak mı görüyorlar? Halindeyim. Yoksa ya bu adam bir müşkün kimlerden çıktı? 20 yaşındayken gördüler, bir de 27 yaşında, 28 yaşındayken gördüler. Yani o senin 7-8'lik böyle periyotlar halinde. Evet. O yıllık. Buraya geldiğinde 11 yaşındaydı. Evet. Ne diyelim? Yolun açık olsun. Evet. Teşekkürler. Şimdi hocam, Türk müziği, halk müziği, bunları gayet güzel terennüm ettik. Biraz anlatmaya çalıştık. Evet. Biraz toplumsal meselelere değinmek istiyorum. Avustralya'daki yerimizden Türkiye'li toplum olarak, Türk toplumu olarak, Türkiye'den gelen toplum olarak, Türkçe konuşan toplum olarak herkes bunu işte dilediği gibi vurgulasın. Bu konuda özgürsünüz. Evet. Benim bu konuda yapıcı bir nitelik taşıdığımı da bunca program sonrası sevgili izleyici anlamıştır diye düşünüyorum. Yani barıştan, kardeşlikten, insanların birbirini anlamasından yana kimsenin kimseye bir şey zorla ikna etmediği, yani onu zorlamadığı bir dünyanın yaratılmasından yana olduğumu sanıyorum herkes anlamıştır. Bu anlayış çerçevesinde Türkiye'den gelen toplum olarak siz uzun yıllardır buradasınız. Biz müziğimizle, sanatımızla özellikle bulunduğumuz yerden memnun muyuz? Siz memnun musunuz? %60-70 memnun sayılırım yani. Çünkü 17 sene az bir zaman değil ve görüyorum ki karşımda hala beni zevkle seyreden dostlarımız, ahbaplarımız var. Bu beni memnun ediyor. Şikayetim yok. Çok güzel. Keşke o geri kalan %30 da gelebilse. Şimdi ama gazeteci böyle bir cevaba mecburen bu %30'u sorarak devam eder. Şimdi o %30 yani, Türk müziğini hiç dinlememiş olanlar, hiç daha hayatında duymamış, haklıdır yani, suç değil bu. İnsan bilmediği bir şeyi gidip dinlemez yani. O da kendi bildiği müzikleri dinler. Örnekler yani çok. Yani denemiyorlar mı diyorsunuz? Dinlemeyi. Ona bir kısım sadece müzik açısından değil, bir kısım halk hiç dışarıya çıkmayı istemiyor. O da kendi bir bileceği iş. Hı-hı. Evinde yer, evinde içer. Evinde eğlenir yani. Televizyonun karşısında eğlenir. Bunlar olmalı yani. Herkes %100 hepsi bir yere gidip bir şey dinleyemez yani. Evet. O bakımdan hiç şikayetim yok. Çok güzel. Her zaman halkımızın huzuruna çıkıyoruz.